Merhaba, ben Hayley Aybin. Pixar'da çalışan bir yazılım mühendisiyim. Cesur filmindeki saç simülatörünü hazırlayanlardanım. Cesur'daki saçlar filmin önemli konularından biriydi. Saç, özgürlüğü temsil ediyor ve ana karakterimiz Merida'nın kişiliğini yansıtıyordu. Bu noktada doğru saç, yani dağınık, vahşi ve özgür görünen bir saçı bilgisayarda tasarlamanın oldukça zor olduğunu söylemek istiyorum. Filmlerimizde saç simüle edilen bir efektir. Yani saçın hareketi insanlar tarafından elde canlandırılmaz. Bunun yerine fizik kurallarıyla tanımlanıp bilgisayarda programlanır. Saç simülasyonunu anlayabilmek için öncelikle kıvırcık saçların doğal olarak nasıl hareket ettiklerini incelememiz gerekiyordu. Gördüğümüz şey şuydu. Kıvırcık saçlar lüleler halinde bulunur ve çekip bıraktığınızda aynen yayların hareketine benzeyen şekil alırlar. Kıvırcık saçların yaylara benziyor olması çok güzel bir haber. Çünkü yaylar matematiksel olarak modellenebildikleri için hareketlerini de bilgisayar programları aracılığıyla simüle edebiliyoruz. Bilgisayar açısından değerlendirirsek, Merida'nın saçları, Merida hareket ettikçe yer çekimi gibi kuvvetlere tepki veren bir sürü yaydan oluşuyor. Bu bakış açısını kullanarak uyguladığımız testler istediğimiz kadar iyi değildi. Çünkü daha sert yaylar kıvırcık şekli vermelerine rağmen doğal kıvırcık saç gibi hareket etmediler. Yayları yumuşattığımızda ise Merida'nın hareketleriyle daha da belirgin olarak gevşeyen kıvırcıklar elde ettik. Hatta bu durum animasyonda bulabileceğiniz mantıklı olmayan hızlarda daha da belirginleşiyordu. Kıvırcığın yapısını koruyacak fakat hareketine engel olmayacak bir nevi dijital bir saç spreyine ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Özür dilerim. Bunun üzerine Merida'nın saçlarını oluşturan yayları gözle görülmeyecek ana yaylarla birleştirmeye karar verdik. Aynen bu şekilde. Ana yaylar hareket çok hızlı olduğunda saçın hareketini kısıtlamaya yardımcı oluyor. Evet, bu şekilde iki yayın da en iyi özelliklerini kullanabiliyorduk. Orijinal simülasyonda doğal ve yumuşak bir hareket oluşturduğumuzda ana yayların kıvırcıkların çok fazla gevşememesini sağladığını fark ettik. Merida'nın saçında görmek istediğimiz etkiyi yaratabilecek bir saç simülasyonu tasarlamak gerçekten de zordu ve başarılı olabilmek için bir sürü deneme yapmak zorunda kaldık. Ama sonuçta Merida'nın gerçek bir kız çocuğu gibi dağınık, vahşi ve özgür görünebilmesini sağladık.